27 yaşında iki çocuk annesi Esra da bir akrabasının evine bayram ziyaretine gitti. Genç kadın balkona çıktığı an bir patlama sesi duyuldu. Akrabaları sesi duyup içeri koştuğunda genç kadını kanlar içinde yerde yatarken buldular. Onu vuransa iddiaya göre duvarda asılı olan tüfekti. O da bir patlama sesi duydum. Geldim baktım da yere yığılmış yatıyordum. Duvarda asılı olan tüfek yere düşüp ateş aldı. İki çocuk annesi Esra da boynundan vuruldu. İddia böyle. 27 yaşındaki kadın hastanede ölümle pençeleşirken dedektifler akıl almaz olayı araştırıyor. Peki o buradaydı. Tüfek neredeydi? Esra da bir akrabasına bayram ziyaretine gitmişti. Öğle saatlerinde balkona çıktı. Saniyeler sonra silah sesi duyuldu. İçeride başka kimse yok. Abi bir seni aradı. Heh. Başka kimse yoktu. Ben mutfaktaydım. Sigara içeceğim. Yenge dedi bana. Ondan sonra çakmağı aldım. Geldi balkona. Ben de çay demledim. Bardaklar falan hazırladım. Çay içeceğiz. O da bir patlama sesi duydum. Geldim baktım da yere yığılmış yatıyordu burada. Duvarda asılı duran tüfek yerdeydi. İddiaya göre yere düşen tüfek ateş aldı ve talihsiz kadın boynundan vuruldu. Ondan sonra tampon yapayım diye havlumu alıp bağırdım çocuklara havlu getir diye öyle. O kadar gördüm, başka hiçbir şey görmedim. Yakınları onu hemen bir araca bindirip hastaneye doğru yola çıktı. Genç kadın yolda bir ambulansa nakledildi ve üniversite hastanesine kaldırıldı. O kadar gördüm, başka hiçbir şey görmedim. Genç kadının hayati tehlikesi sürüyor. Olayın ardından evde incelemelerde bulunan polis ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeğine el koydu. Sen kapıyı açtığında ne gördün? Gel bak. Ben kapıyı açtığında burada yatıyordu. Burada işte yol şehirde yatıyordu.